Hem bir barış kenti, hem bir edebiyat kenti, hem bir sanat kenti ve sevgili dostum Şükrü Genç'in ve Sarıyer Belediyesi çalışanlarının emekleriyle müthiş bir noktaya geldi. Hepinizi kutluyorum. Bütün emeği geçenleri kutluyorum. Barışı savunmak aslında zordur. Barışı savunmak tehlikelidir. Aklı yeni eren, daha yeni yeni konuşmaya başlayan bir çocuğa sorsanız, bir insanın öteki insanı öldürmesi mi daha iyidir yoksa öldürmemesi mi diye, dünyanın bütün çocukları elbette ki öldürmemesi diye cevap verir. Ama bu çocuk büyüdükçe beynini öyle yıkarız, öyle kavramlarla doldururuz ki şunun uğruna adam öldürmek iyidir, bunun uğruna adam öldürmek iyidir, marşlarla, şunlarla, bunlarla coşturur, savaşa süreriz birbirine karşı ve dünyanın bütün savaşlarına ihtiyar erkekler karar verir, dünyanın bütün savaşlarında genç erkekler ölür, kadınlar ve çocuklar acıtırlar. Savaşa karar veren kadın çok azdır, çok da az olmalıdır çünkü bir çocuk dünyaya getirmenin, bir çocuk doğurmanın ne demek olduğunu bilir. O sadece sayılara indirgenmiş, bugün şu kadar şehit var, bugün bu kadar ölü var demenin o sayılardan ibaret olmadığını bilir ve onun içinde kadınlar insan hayatının daha çok farkındadır. Böyle toplantılar ve barış için yapılan çabalar boşuna değildir, çok da gereklidir çünkü dünyada herkes barış istemiyor sevgili kardeşler. Savaş isteyenler maalesef daha çok. Savaş tamtamları, savaş boruları çalanlar daha çok. Ama dünyada sanatçılar, kültür adamları, iyi kalpli, düzgün, mert politikacılar, bilim adamları ve birçok insan barışın ne demek olduğunu bilir. Fakat bizim ülkemizin şöyle bir özelliği var. Sanatçılar bilir dedim, doğru. Charlie Chaplin biliyorsunuz, büyük Charlo, sinema sanatının en büyük sanatçısı. Bir ara Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komisyonu bunu provokatör diye, kışkırtıcı diye ilan etmiş. O da Zürih'te o sırada dünya basınına bir demeç vermişti. Demişti ki evet ben bir provokatörüm, ben barış provokatörüyüm, barışı kışkırtırım demişti. Biz de hepimiz barış kışkırtırız. Tek bir general gelmiş geçmiş ki şunu söyleyebilmiş. Eğer vatan savunması için şart değilse bütün savaşlar bir cinayettir. Bunu söyleyen, düşünün, bunu 100 yıl önce söyleyen bizim ülkemizin bir generali. Ömrü, doğduğu imparatorluğu, yemin ettiği, okulundan mezun olduğu imparatorluğu korumak için cephelerde geçmiş, hep müdafaa savaşlarında geçmiş bir insan. Ama şunu da söylüyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir konuşma yapmıştım UNESCO adına, orada kayıtlara geçirdim. Dedim ki başkan elimde yetki olsa bu Birleşmiş Milletler'in genel kurul salonuna Atatürk'ün şu sözünü yazarım. İnsanlık medeniyeti tektir ama kolları vardır. Bu öyle bir felsefe ki, bu öyle bir düşünce ki 100 yıl önce bir general tarafından söyleniyor. Öyle bir düşünce ki bugünün insanları medeniyetler savaşı diye birbirine düşüren, bir takım uzak yerlerde alınan kararlarla 1 milyon kara gözlü çocuğumuzu katleden, öldüren, insanları Orta Doğu'da evsiz, barksız bırakan politikacıların suratına indirilmiş bir şamar gibidir. Keşke dinlense. Son olarak size veda etmeden şunu söylemek istiyorum. Biraz da madem barış, madem şenlik, biraz yüzümüz gülsün. Çok eskiden bir Mao fıkrası vardı başkan. Anlatayım mı? Demiş ki konuşma yaparken Çinlilere, biz o kadar barışsever bir milletiz ki demiş. Biz barutu bulduk ama bununla top tüfek yapmadık. Havai fişekler yaptık, eğlendik. Kağıdı bulduk, savaş bildirileri yazmadık. Şiir yazdık. Ama barışçı olduğumuzun en büyük kanıtı pusulayı bulduk ama Amerika'yı keşfetmedik demiş.